Ebru'yla nasıl tanıştın? Ben Ebru'yu ilk önce zaten televizyondan falan seyrettim. Hani hayranlıkla izliyordum aslında. Ama hiçbir zaman hani Ebru yapabileceğimi ya da öyle bir fırsat yakalayabileceğimi bilemiyordum. Bu projeyle bu fırsatı elde etmiş oldum. Şimdi işte bu projeyle birlikte ben de Ebru yapıyorum. Hatta biraz da başarılıyım aslında. Daha önce hiç sanatla alakam yoktu. Ebru sayesinde sanata adım atmış oldum. Ebru beni bile sakinleştirdi. Gerçekten normal yaşantımda bile çok hiperaktif bir insan. Ama Ebru yaparken gerçekten bir buz üzerinde süzülüyormuşçasına sakinleştiğimi hissettim. Aslında burası hayat dersi verebiliyor da diyebilirim. Çünkü Ebru insanı hem düşünce bakımından hem de her bir hareket bakımından etkileyen bir sanat dalı. Ebru sanatıyla tanıştıktan sonra sanata ve sanatçı olma bakış açısında büyük bir değişim oldu. Ebru sanatı ruhu dinlendiren, sabrı öğreten ve büyük emek gerektiren bir sanat. Ancak verilen emeği eserin eşsiz güzelliğiyle geri veren bir sanat olduğunu öğrendim. Bizi Ebru sanatıyla tanıştıran hocalarıma ve Avero Sanat Atölyesi'nde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yaparken böyle tamamen başka bir dünyadaymışım gibi kendimi hissediyorum. O an hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir stres yok. Yani günümüzde her insan mutlaka bir sanatla ilgilenmesi lazım. Ama bu sanatın Ebru olması lazım. Ömrümün devam ettiği sürece artık herhalde Ebru'yla uğraşırım. Ebru'nun yanında katı sanatıyla da uğraşırım. Birbirini tamamlayan iki güzel sanat bence. Bizi bununla tanıştıran herkese çok teşekkür ediyorum. Çalışmalara katıldım. Bir keyif aldım. Bir eğlenceli geçti. Bu yazı iyi değerlendirdik. Ortamı da zaten eksotik bir ortamı var. Sana böyle bir huzur veriyor.